Safiyeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tatlısın, bebek gibisin. Ah, Bu lafları e, söylemezsek olmaz. Diğer kimse bebek gibi değil. Ay e, güzel. Bir Ay tek, Bir tek sen bebek gibisin. Dişlerini yaptırmışsın. Yok. Çok zaman oldu mu yaptıralım? Yok hayır çok oldu. Bu doğduğun gibi dişlerin değil. Yok değil kendi yani ön <laughs> dişlerim şu dört tane dişim. Şey. Sonradan böyle geçme. Evet çok güzel. O geçme deyince o çıkartılıyor mu gece yatarken Yok, falan? Yok hayır, hayır o takma değil yani. da değil. <laughs> 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 Peki artık yaşlanınca takma diş takmayacak mıyız? Hani eskiden yaşlılar böyle e, yatağın hemen yanında komodinin üzerinde bir bardak olur. içine böyle dişleri koyar. Ya korku <laughs> filmi gibiydi. Var mıydı öyle evde öyle insan acaba? Ee, Hiç ablamın vardı. Onu e, bizim Faik Bey ablama bir gün şey ısıttırmış. Ne o? Elma ısıttırmış. Üzerinde kaldı. Kal, Orada kalmış. Faik <laughs> yetiş yetiş. Çıkart bunu diye ablam. Hiç unutmayacağım. Öyle yani. Hatırımda kalıyor. Ama şimdi artık o takma dişler yok. Hmm. Ben bu dişi yaptıran en az bir 20 sene falan oluyor. Sadece hmm. ön diş böyle geçme. Hmm. Kendi hmm. dişlerimin içine geçtirdim hmm. bu benim tamam. anneannem ve dedemin vardı. İksisine de birer bardağı vardı. Oraya koyuyorlardı. Falan On, onlar ölmüşler de e, işte bekliyormuşuz e, başkalarının falan gelsin hani kaldırsınlar gibi bir görüntü oluyordu hani yanda böyle dişler olduğu zaman. Çok e fenaydı. Sen beni şey. onlarla karıştırma yani. Hayır, karıştırmadım. Onun için <laughs> söylemiyorum ama hakikaten e, yani bu Yaş meselesi çok enteresan. Bir bir şey. fotoğraf var elimizde. Onu görebilir miyiz acaba? Onu koyduk mu? Ee, Seda Sayan'la beraber ikinizin fotoğrafı. Bir, evet o e, kankam. Evet. Çok selamlar bu arada. Şimdi e, burada şöyle bir bakalım. E, Faik Bey'i tanıyoruz tabii. tabii. E, kendisi normal, insan gibi görünüyor. E, ondan sonra burada insan gibi görünmeyen, yani herkes çok çirkin hakikaten. Fakat ikiniz... İkiniz <laughs> ee, İnanılmaz ne yapıyorsunuz Yani şimdi burada bir filtre varsa Hepsine olması lazım değil mi Mesela burada e, Serkan Kaya var değil mi Ama erkeklere olmaz filtre çok Peki az ama yani bu filtre Konulurken e, Serkan e, Erkek ve çirkin Bir adam ona filtre yapmayalım mı Diyor yani yapay zeka bu kadar ilerledi mi Hakikaten <laughs> Ha? Ya biz yapıyoruz ama hem gülelim de Siz yapıyoruz. Siz kendinize mi yapıyorsunuz? Yok böyle şey hafif yapıyoruz, öyle çok hafif böyle filetre, hmm. e, ışık loş Yapan geliyor. Yapan kim yapıyor genelde? Loş. Seda mı yapıyor? Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Seda da yapar. Peki, ama bunu genelde Seda... herkes yapıyor. Mesela Seda'nın eşi. Bak e... hiç onda yok görüyor musunuz? Evet, maşallah, çok genç güzel. ve yakışıklı bir adam çok mesela. Güzel. Ama o bu fotoğrafın çirkini gibi görünüyor. Hayır canım çok değil güzel mi? yok. Peki. E peki sen madem yapıyorsun niye faiye yapmıyorsun? <laughs> Yapmadık. Be, git, <laughs> al, o günü sana hiç <laughs> İnsan şimdi. mesela hani değil mi şimdi bak faik Keşke. E, Beyefendinin ismi neydi? Şu anda aklımla ee, gitti. Kimden bahsediyorsun? Ee, Sedanlışı. Ee, Çağlar. Çağlar. Mesela Çağlar ne kadar yakışıklı, çok e, güzel bir çocuk ama hani yapılmadı. neredeyse e, yani faiye yapılmadığı gibi onda da bir. Ya bu o kırmızı denk gelmiş. Loştu ha. O, ha. o o mekan, Loştu ha. biraz. Onun için biraz yüzümüz aydınlatılıyor. Faik abi gibi. bayağı Drakula gibi bakıyor yani biraz <laughs> daha sizi Yorgun gibi. geldik. O gün Yor... Almanya konserimiz vardı direkt rotar yapmıştı uçaklar. Konseri Yor... kim verdi? Sen şey, ben hayır ben ikimiz beraber Her İkiniz çıkmıştık. beraber e Sen Ondan böyle nasıl geldik. burada 17 yaşındasın Benim içimde bir çocuk var evet. O çocuk yaşıyor evet. <laughs> Onun için yüzüme vuruyor evet. Ben dikkat dikkat ediyorum Seda ile birlikte bir bakış geliştirdiniz Mesela ben Seda Sayan'ı takip ediyorum Bütün mesela işte Aile fotoğraflarında Ona hep bir bakışı var Sanki o fotoğrafı alıp oraya sonradan koyuluyormuş gibi Hep aynı bir açınız var sizin değil mi Senin de bir açın var Yok. Bir açıdan çekiliyorsunuz siz mesela. ya da bir Yok, aynı böyle, duruşu e, yapıyorsunuz. Yok selfie yapıyoruz. Selfie evet. yapıyoruz. Ama bunu selfie değil bu normal bir hmm. şey geriden hmm. çekme ama çok az bir çünkü yorgun bir yüzümüz vardı çünkü hmm. yoldan geldik evet. şeyden geldik Belli yoldan oluyor, evet. geldik. Evet. Onun için <laughs> bir filtre ufak bir azıcık evet. bir şey Peki, yapıyoruz. Peki hanımefendi kim? Onu... O da bizim çok değerli dostumuz o, Antalya'da oturuyor. Onun İsmini evlilik yıl dönümüydü. Pınar. Pınar, heh. ha. E. Eşi e. Pınar Kahraman, eşi de Ertuğrul Kahraman. Eşi de Ertuğrul oradaki, Eselcan e. e, Bey'in yanında. De, 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 yani idare eder Pınar Hanım da, tamam. O yok, da güzel, ha. zaten genç. Ama siz bambaşkasınız hakikaten. Bambaşkasınız. Ay, çok, yani. Büyük. yani beğendin mi? Çok beğendim. İkiniz de çok beğendim. Peki, Gerçekte de burada da öylesin. Evet. Yani filtreye gerek var mı? Filtreye gerek yok, hayır. Sen boş yere, boş yere, boş yere filtre yapıyorsun. Çok az böyle. Yani belki Seda filtreye devam edebilir, sen alt göğsüne no filter yazabilirsin mesela. Ha yok orada bak filtre yok. Yüzümüzde var. Burada filtre yok mu? Ha orada var. Burada var. var. Evet. Onda da var. hepimizde var şu anda da evet. ama çok hafif. Hmm. Çok hmm. hafif. Onda fazla yok hmm. yani. Hmm. İşte bu burada, şeylerde de oluyordu bir ara. Mesela fotoğraf şey yapıyorlar. çektirtiyorlar mesela yeni doğum yapmış anne, baba eğilmiş filan böyle çocuğun üzerine filan. Orada tabii fotoğrafçı çekiyor. Fotoğrafçıya böyle retouch yaptırıyorlardı. Çocuğa ritaç yapmıyorlar. Ç çocuk baya böyle 70 yaşında doğmuş gibi <laughs> anne baba kurabiye gibi görünüyor. Arkadaşlar. <laughs> Yazık niye çocuğa da yapmıyorlar? Çocuk buruşuk doğuyor çünkü. Benjamin o yüzden. Ya Benjamin <laughs> Batın gibi olmuş evet. Büyük bir aa, şeyle aslında aile şu görgüsünü sürdüremedi. O televizyon getirilip baş köşeye konuldu. Halbuki onun ee, tabii ki herkesin öyle bir ev imkanı yoktu. Halbuki o televizyonun başka bir yere konulması gerekiyordu. Şimdi başka bir yere konul. E, bir Amerikalıların tane... evlerinde sen biliyorsun. Amerikalıların evlerinde e, mutfaklar açık filan ya. Evet. Büyükçe evler filan evet. böyle işte tek katlı, iki katlı filan. Onlar mutfağa mesela oturma odası, salon filan gibi misafir ağırladıkları yere koymuyorlar. Ama o televizyonu onlar da mutfağa koyunca bu sefer herkes mutfakta oturuyor. Öbürleri hmm. bizdeki eski bize tekabül eden bizde misafir odasına evet. tekabül ediyor onlarda da. Oraya da kimse girmiyor. Halbuki herifler buna uyanmışlar kafadan yani. Böyle bir şey. Biz kendi şeyimizi devam ettirelim. Ee, kendi aile içinde sosyal iletişim devam... ya. Ama şimdi baş köşeye koymuştuk. Şimdi de baş Salona köşede bile... salak salak duruyor. <laughs> Salona... Ben yatak odasında mesela televizyon hiç sevmiyorum salonda şimdi da kaldırmışlar. Olmaz zaten yatak odasında evet, televizyon. Evet yani uykum kaçıyor benim evet. öyle bir şey. Beyefendi sever mi efendim? O zaten e, koltukta e, yatar salonda. <laughs> Çünkü siz ama Aydınlığı tabi yatak seviyor. odasından onu kaldırırsanız Abi. adam da koltuğa Her gün Safiye, her gün Abi. Safiye. Sen şeyi değiştir, bir kanal evet. değiştirsen Televizyon... o ne, ne Aa, Hayır Sana televizyonla da yatıyor, televizyonla kalkıyor. Ona Ben karanlık oda olacak, perdeler kapanacak, en ufacık bir ışık olmayacak. Floresan ses, su sesi, damla sesi gelmeyecek, çıt gelmeyecek. Kulaklık takıyorum, ediyorum. Eğer ki aydınlıkta yatıyorsam mutlaka bir e, göz takıyorum yani. <laughs> bu niye kadınlar böyle? Niye bu kadınlar böyle ve adamlar böyle? niye Çünkü bu genç değil? ve dinç Mesela kalmaya bunun, çalışıyoruz. Hayır bunun tersi bir kadınla adam hikayesi yok. Mesela kadının kanepede yatıp televizyon seyrettiği, <laughs> adamın gelmiyor yatak adam odasında gözüne bant yapıldı. taktığı filan. Yatak <laughs> odasına gelmiyor ki adam orada hayatı geçiyor koltukta. Bir de sabaha kadar da sağ olsun şekeri olduğu için. Evet. Habire hmm. buzdolabından dışarı mutfak, Ay, evet ya, salon, gerçekten... mutfak buzdolabında habire atıştırıyor. Hmm. E Ben en ufacık kımıldama etme aman yanımda falan adam robot gibi. Ama çekilmez ya... bir kadınsın. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ya çok çekilir kadınsın <laughs> da, yatak şok, odasında yani. Yok çok şeker bir kadınımdır aslında evet. o konuda. Ama televizyon sokmamak Ama iyi bir, bir şey ya yatak odasında. Bu Amerikalılar herkesi küçük evlere tıkadıktan sonra filmlerinde filan göstermeye başladılar ya karı koca aynı yatakta yatılması meselesi. Bu Amerikalılar çıkardı <laughs> bunu. Yoksa kadın ve adamın ayrı yatak odaları var eski burjuva evlerinde. Evet aslında hakikaten. Ya sen şimdi beyefendiyi odaya gelmemekle suçluyu olabilirsin. Halbuki belki o başka bir dönemin e, kadın erkek ilişkisine inanıp diyor ki benim ayrı odam olmalı kadının ayrı odası olmalı ve çok daha efendiymiş. Yani da, çok bence mantıklı. de yani ayrı e, eskiden derlerdik ama odanızı ayırmayın işte e, karı koca e, küs oldukları zaman. Olur mu be eskiden e, Ayaklar değdi mi? barışıyorlarmış falan filan ayaklar küs olduk, değil mi? E, <laughs> ayaklar değdiği zaman küs de olsan. Yatak aynı yatağınızı ayırmayın, etmeyin. Annelerimizin, babalarımızın dedikleri... Hayır, fukaralıktan o. <laughs> 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 Nasıl yani? Ayaklar niye değiyor? O kadar dar yatakta yani mı yatılıyor canım? <laughs> yani ayrıca Oy, da mecbur çekerdi. değil. Bir tek şeyde seyrettik, Crown dizisinde. <laughs> ee, Elizabeth. Ayrı yatıyorlar. E, şeyi... Adamcağız böyle çat diye odanın kapısını açıp giremiyor. Kraliçe. Kraliçe uyurken de geceliğini giydiği zaman da kraliçe, evet. kraliçe çat diye kapıyı açıp merhaba karıcığım diye içeri girmene imkan yok. Kapıyı aralık bırakıyor da kocası değil mi? Gel İkisi de toprağı al, bol olsun gittiler. Alsın. Oradan mesaj alıyor kapıdan ışık sızıyor. E şimdi bir tek kraliçe kalmış dünya. Demek ki kraliçe dışında herkes fukaralaşmış. Eski evlerde şey yok ayrı odalar var. E bence daha sağlıklı oluyor sen niye yani. adama ayrı oda yapmıyorsun <laughs> ayrı oda değil adam salonda kapalı alan şeyisi var onda bir panik panika takibi hafiften böyle bir Ay şeysi var ondan dolayı yatak odasında e, şey yapmıyor yatmıyor ancak ben olmazsam yatak odasına girebiliyor böyle daha rahat çok giniyor, çok giniyor. girebiliyor çok iyi <laughs> Peki, bir şey niye bir Niye çözmeye çalışıyorlar bak sen şimdi. E, Safiye şunu söyle. Niye evliliklerde bu yatak odasına kadın sahip çıkıyor? Benim odam diye. Bu adam... Ne işe yarıyor o zaman? Yani niye <laughs> bu adam mesela evlendiğinde hep bu yatak odasına evlenirken, eşya meşya alınırken hep kadınlar karar veriyor. Yatak odasını kim yapıyor evlenirken? Sen ya oldun mu böyle bir şey? Böyle bir ee, abi sanki salonda söz hakkı varmış gibi erkeklerin konuştum var mı salonda? Hayır, hayır ama salon bir yani bu gelenekselde nedir? Daha ee, çok kadın anne, yapıyor evet. A, yatak odasını kız kadın tarafı alır zaten. Kız, tarafı, kız şey, tarafı. alır. Her şey bak bu da büyük aslında <laughs> e, Çünkü <laughs> sonra erkek ata, tarafı, atabilecek hak buluyor. Erkek tarafı salon, <laughs> mutfak, fıfı falan filan yapıyor. Kız tarafı yatak odasını alıyor ve orası kız tarafına e ediliyor ediliyor zimmetleniyor. <laughs> Doğurduğu için mi efendim? Şimdi <laughs> kadına hayır. yüklenen mesaja bak. Bak, bak şimdi. Hayır, bak bunu bugünün karşıtlığından <laughs> ele alma. Bunun başka bir nedeni olmalı. Benim nedenim söyleyeyim. Abi o ben. nedenden değildir bu. Benim kadına bizim... yüklenen bir şey değil bu. Hayır, hayır, hayır. Bak şimdi. Buna itiraz ediyorum. Kesinlikle itiraz ediyorum. Ya ben onu onayladığım için değil, erkek şurayı yapar, kız tarafı burayı yapar onayladığım için değil ama bu nedenle değildir yani kadın tamam ya yani şimdi hep de kadınları çizdiniz resim olarak aslında Aha, orayı, orayı biraz onun odası gibi belki hissettirmek niye için niye bu ama bir şey doğurduğu için mi dedim bak benim yaklaşımım daha şeyde. öyle herhalde verilmiş bir şey söyleyeceğim sen Hı. niye Faik Bey diyorsun yatak odana almıyorsun almıyorsun demedim ya, yani şu... aldır adamın gelmemesi için her şeyi yapıyorsun gözüne onu takıyorsun perdeyi <laughs> 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 Söyleyeceğim. Adam böyle çizgili pijamalarını giyiyor. Bir de ipek pijamasını giyiyor. Bir bakıyorum adam yok yanında. Yer... Yerde <laughs> mi yatıyor? Yere Kay düşmüş. Yere mi düşüyor? Kayıyor ipek pijamalar. <laughs> i̇pek pijamalarını giyiyor. Bir bakıyorum adam nerede diyorum. Bir bakıyorum. İşte asil, <laughs> çarşaf 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 da öyleyse. Çarşaf da mı? 19 <laughs> <Nine gülüyor> in white satin. Evet. Peki, Ay, bir şey, bir şey adam arıyor. Adam nerede diyorum bir bakıyorum. Ama asil adam. Ama <laughs> asil adam. Tutulmaya çalışıyor. <çözüyorum gülüyor> asil ya. olan adam. Kız sen <laughs> pazenle mi yatıyorsun sen adam? Ben İpeki mi? Peki şey yani sende yok mu ipeklerin? Ben hiç öyle pijama falan onunla yatamam kesinlikle. <laughs> ben geceliyim. Gecelik, gecelik yatıyorum benim. normal ama yani adam pijama ile i̇şte bayılırım. Şey. Pijamayı bayılırım. Da. Hanımefendi geceliğini giyiyor. Ya ben... Yani yatakta da bir şıklık var. Var bende şıklık. Adam da şık ama. Ne şık, ah şık. Bayk abi'nin üstü logolu <laughs> ıı, ayakkabıları vardır çok Çizgili hoş. Çizgili pijamaları var onun. Onun. İpek mi onlar? İ yani kaygan böyle ipek dediysem kaygan bir şey giyiyor. Ya yapma bunu <laughs> diyorum. Dur ya. yatıyor. <laughs> 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 <Geri> <Bilmiyorum. gülüyor> Yerde buluyorum. Git artık dedim sen git başka yerde yat. Ay, beni uyandırıyorsun dedim. Adam en sonunda gitti salona sana, sana kapandı. Ama aslında Ay evde, evde oda olsa, evde oda olsa, adama da bir oda yapılsa. <laughs> Orada kaysın. Hayatım <Gitti>. Or <laughs> <laughs> bir de Hayır. şortlu gelmiş, şort da buraya kadar gelmiş. Kendimi başka türlü hissetmeye başladım. Yani. Ama ha, şimdi, kendim. şimdi uzun pijama giyilemiyor artık. Evler çok sıcak oluyor. Eskiden ben e, çocukken boğazlı kazak üzerine pijama ceketi giydiğimi hatırlarım. Şimdi küresel ısınmayla da beraber evlerde sıcak. sıcak. Yani evet, uzun pijama pantolonuyla yatmayı imkan yok. Ha. Ben size yine bir yatıya mı gelsem acaba? <laughs> gel gel. Kızımda? gel ama klimayı evet. açıyor kardeşim. O bu soğuk, buz gibi nerede git buzdolabının içinde yat diyorum artık. O kadar bir gün açmış kafa şeyi buzdolabına Ama kilo açmış. almış normal klimayı evet, çok açtı. klima açması Evet çok kilo aldı. Kilo aldı. Evet, o Çünkü bir... o da buzdolabıyla yakın ilişki. Dolayısıyla. İşte şeker olduğu için sürekli şeyden salonda. Bu salondan... şekerle ne alakasını kuruyorsun? Çünkü bir şeyler e, şeker acıkıyor. Yüksek. Şeker Çok yüksek. Acıkıyor. Çok acıkıyor. Sabah kadar şey yapıyor. Ama o da kilo yapıyor tabii. Çok kilo oldu. Çünkü gece o Geveği saatte uyanılınca insan tatlı bir şeye ihtiyaç duyuyor. Evet. Başucunda mutlaka yemeği, çatır çutur çatır çutur çatır bir şeyi yersen ye diyorum gece. ya. Ne onu yiyorsun diyorum ha. bazen. İşte evet. böyle bir şey çıkıyor. Yiyecek bir şey bulamadın mı daha diyorum. Evet. <laughs> Kadınlarla erkeklerin beraber uyuması hakikaten çok zor oluyor ve bütün evli çiftler bana numara yapıyormuş gibi geliyor bütün evli çiftler yani ben bunu çok duyuyorum. Bazen çok samimi olarak soruyorum. Beraber uyuyor musunuz? diyorum falan. bir böyle bir hani bir bocalayıp hemen "Aa tabii falan." diyorlar. Fakat sonra konuşunca anlıyorsun ki çoktan yatakları ayrı. Bence baştan ayrılmasında büyük yarar var. Bence Sence senin ha? şeyinle gör, yani görüşünle Evet, baştan Bence... ayrılmasında ve birbirinin kapısını çalmak. Bu gece size gelebilir miyim? müsait <laughs> misiniz? <laughs> yani bu gerçekten bu, 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 vallahi da. Yani bu 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 zerafet. Çünkü öbüründe bir aslında iki fazla insan yüz arasında olmaması gereken e, hmm. bir lavbaallık kuruluyor yatak eh, odasında. Ya, horluyorsun. ya e, işte horlama, pırtlama şunlar bunlar. <laughs> bütün bunlar <laughs> bunlara gerek yok aslında. Ve de lüzumsuz hani e, e, ilkokuldaki sıra arkadaşları gibi sen kendi tarafına git bilmem ne hani yok mudur böyle ilkokulda bu ortaokulda bu kavgalar. <laughs> evet. Yani onun gibi bir çekememezlik, birbirine gıcık olmalar filan ortaya çıkıyor. Ya oh, bu da bir an önce ölse de yalnız yatmaya e, başlasam falan olsun. gibi. Yani e, hakikaten böyle bir lüzumsuz bir lauballik var. Evet. Doğru dediğin yani aslında ayrı odalarda dediğin gibi Evet. Ee, odana gelebilirim ne güzel Tabii, bir şey söylüyor barışmak Öyle istiyorsan olalım, odana alırsın bir romantizmdir çok Evet. Güzel. insanlar bir de şimdi çok boşanıyorlar ya bence ailede baştan itibaren herkesi yerine yerleştirmek lazım baba baba odasında anne anne odasında <laughs> çocuk çocuk odasında bu anne ile babanın sürekli bir bütün gibi görünmesi boşanmalarda çocuğu da üzüyor bunlar bir takımdılar Hani takımı mı bozacağız şimdi filan? Hani şeyde öyle bir güzel kahve <laughs> fincanları filan olsun. Hey. Biri kırılır çok üzülürsün. Bütün takım gözden düşer filan biri kaybolduğu evet. zaman. Yani onun gibi bir şey. Çocukta da öyle bir üzüntü olur. Bunları ayrı ayrı eve misafir gelmiş tipler gibi ayırırsan mesela değil mi? Anneanne. Evet buluşma ya, yeri salon. An, buluşma yeri Bence salon. De. Böyle bunları ayırmak baştan itibaren. Doğru söylüyorsun. Çok, iyi. mesela şey çocukları sende çocuk yok değil mi? Yok. Ben de Sen evlilik de, var. de yok. Var bende. Çocuğu mesela e, başta siz e, eşinle beraber başta ayırdınız mı yoksa doğduktan sonra yatak odasında muhafaza ettiniz mi biraz? Ettik muhafaza. Evet muhafaza ettik. <laughs> 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 Çok iyi. Güzeldi. Peki ondan sonra onun bir kovulacağı bir zaman geliyor. Tabi. Diyorlar ki artık doktor daha hemen eliniz pedagog falan devreye yani giriyor. O tabii bir şeyden sonra anne sütü tabii o Peki belli o bir baştan belli bir... itibaren o zaman şimdi tabii sonra unutuluyor çocukların o küçük olduğu zaman. Ben de unuttum kızımın küçük olduğu zamanı. Çünkü hep çocuk şimdi de şu anda ya evet, çocuk hep evet. şu anı yaşatıyor. Evet. Daha öncesini unutuyoruz. Peki o zaman baştan ayıran çift var mıydı? Daha doğmuş ayrı odaya koymuşlar. Vardır herhalde bilmiyorum. Öyle de tavsiye edenler vardı. Hı. Yani. Olabilir. Var var benim birkaç arkadaşım yaptı onu. Baştan itibaren ayırıyor. itibaren yaptı. Hatta çocuk aldığı zaman belli bir dakikası var onun. İlk ağlığı zaman 15 dakikada gidiyorlar. İkinci de yarım saatte gidiyorlar. Çocuk aldığım zaman geliyorlar, algısını da yaratmıyorlar. Yani çocuk başka bir odada. Bebek evet, ya. Yani. Bebekten bahsediyoruz. Evet, bebek. Çocuk Bebekten böyle başlatıyor. bir şey. Döve döve terbiye etmek <laughs> lazım. Hakikaten yani böyle yaptırımlarda <laughs> filan. Yani şaka tabii yani <laughs> Sevgi yanlış anlamasın. Ama çocuğu bu ya bak bu işte kendisini önemseyen anne baba. Çünkü doğduğu anda böyle bir şey oluyor ya yani. Anne babanın yatak odası da böyle bir hani kreş gibi bir şey oluyor. Evet. Bizde oturulmaz zaten yani. yani. Anne baba yatağına oturulmaz. Öyle miydi? Evet. Asla. Çok ayıp falan. Öyle yetiştirildik. Evet. Bizim yetiştirilişimizde bir de sabah otel gibiydi yani check out ediyorsun odadan. <laughs> değil mi? Öyle değil mi? Sende de öyle miydi yani? Odadan check out ediyorsun. Arada gidip yatmak yok ve tabii. gidip mesela o yatak örtüsü filan. ya yani ki eski nesil o. Gece... Ben biraz uzanacağım. Yok ya, öyle bir evet. şey. Yok. Gidip oturacaksın sandalyede evet. sala bak. Öyle bir şey yok. Ama o yatağı kim bozdu vardır. Hayır tabii o yatağı. Önüne ki... doğru. Yani ya, işte. Yataktan check out edilir. Evet. ve geceye kadar Aynen. pijamalar gibi. Bir de o bir pijama gibi. Ben şimdi mesela o günlerden geride bıraktığım için çok memnunum. Yani, pijama mı? Ya mesela eve gelinip, ya tabii küçük burjuvalar olarak biz mesela eve geliniyor, ev kıyafetiyle de koltuklara oturulmuyor. <laughs> tabii öyle de var. Tabii, tabii. ev kıyafetiyle oturulmuyor. Ev kıyafet, pardon şey, sokak, sokak kıyafeti kıyafetiyle yani. oturulmuyor. Ev kıyafetiyle. Ev kıyafeti giyiyorsa o ev kıyafeti de normalde giydiğin şeyin biraz daha bol olanı. <laughs> Peki, evet. Hiç kullanılmayan misafir odası kapısı kapalı kalır. Evet hocam. Sen gidip Abi. küçücük bir yerde oturursun, oturulur. Evet. O, o böyle o salon böyle gider aynı O koltukların üzerinde böyle, yok böyle yok örtü var. Örtüler o. vardır. Benim tabii tabii. salonda biz niye burada oturmuyoruz? küçük odaya tabii. Bir daha mı geleceksin salonda en büyük şey misafire göstermek için. Bu küçük burjuvazinin en önemli özelliği her şey onlara göstermek için. Ev halkı Misafir gelme ihtimaliyle yaşıyor. <laughs> o küçücük yere oturma odasına mahkum ediyor kendisini. Aynen. Çok... ama şimdi herkes gidiyor yataklara yatıyor filan. Tabii. Tabii ben, ben de diyorum. mesela evde çok ben kapıdan girer girmez yatağa koşuyorum. <laughs> Ev kıyafetlerini giymeden ev mi? Ev kıyafeti giymiyorum. Ev kıyafeti giymiyorum derken şey giymiyorum anlamına. Don gömlekli dolaşırsın. Ev kıyafeti giy, pijama giyiyorum. Aynen Pis yani. Ben anneannem ve dedemden öğrendim bunu. Hemen pijama giyerlerdi onlar ama yaşlıydılar. Ben onu arada anlayamamışım. Benim bir gençlik dönemim vardı <laughs> Ama onlar hemen pijama giyerlerdi ve ilk adres yatak yatak odasıydı. Yani bıkmışlar herhalde hayattan. Herhalde. Yani Hemen oraya. mi yatıyorsun mesela dışarıdan gelince uyuyor musun? Hemen ben? yatmak istiyorum ama yapamıyorum. Mutfakta oturuyorum. Mutfakta oturuyorum genelde. Sen Yatıyorum. uyuyor musun ki? <laughs> Sen uyuyor musun? Ara, arada çok kısa uyuyorum. 10 dakika uyuyacağım diyorum. Gidiyorum uyuyorum ve kalkıyorum. Zebani olarak geceyi tamamlıyorum ama yani o yatak adresin yatak olması yatılı okulda okudum ben hep o yüzden yani yatağından başka hiçbir şey yok. düşünsene yani yatılı okulda okuyoruz, yatılı okulda okuyan bir öğrencinin yatağından başka nesi vardır ki bir tek adası var. Atıyoruz. O onun adası, orası yatak hani otu, yatılı okul oturma odası diye Odan bir şey yok. Odan gibi değil mi yatağın aslında? Yatak aslında oda, yatak ve dolap. Altına dolan... saklamaca. Evet evet evet. Yani onun dışına mesela bir şey yani salon psikolojisi yok. Salon hmm. neresi ki zaten? İşte o dersliğin var falan filan. Hmm. Onun için hmm. yani bende tek adres e, yatak. yatak. Yani misafir... Ama ayırmak davranıyor. çok iyi fikirmiş. Yine öyle yapalım. Gerçi şimdi herkesi bir oda bir salona sığdırmaya evet, çalışıyorlar bir ama... Bir bir artı birler var mesela. Tamam. Bir artı birin, bir artı birin artı biri var ya, o artı biri tuvalet, mutfak, <laughs> ne halt varsa o artıya koyup geri kalan büyük olanı aslında almak daha doğru bir şey. Bence bir şey söyleyeyim. Bir artı bir daha iyi ya. Geniş ol artık on. Yatak odana gidiyorsun. Hiç olmaz. Salon diyorsun. Salon olarak. Evet, Hiç ayrı Ayrıca Vallahi bir kesinlikle. ikinci bir odaya Küçük odaya kapanmıyorsun. Salonda oturuyorsun. Bu benim çok sen önce geldiğim evde misiniz? Siz değil. Evet. Orada mısınız? Yine? Oradayız. Evet. Orası büyük bir evdi ama. <laughs> büyük büyük. İki katlıydı. Evet. Peki inerken çıkarken merdivenler şimdi sorun oluyor mu? Yok kesinlikle. Zaten orası üç katlı bir yer. Üç katlı. Evet. E pek sen koşa koşa tırmanıyor musun bütün merdivenleri? Belli bir yaşta artık biraz da zor. Yok o... Yukarı katta zaten başka oturma yeri. Oturma yeri. Zaten girişte yatak odası var. Bütün istediğin işte gibi. Fark. Aman tek katta idare ediyorsunuz Tek Hayır kat yok. tabii tabii. Ha. Gene 200. Üst kata 200. misafir gelirse tırmanın diyorsunuz oraya. Yok, <laughs> Yo, o üst kattayız. Zaten çok az bir merdiven var. Ha. zaten ev. Evet, çok yoktu merdiven. 250 metrekare bir ev yani. Ha. Başka değil. Aman şekerim. Küçücükmüş. Yani, <laughs> 250 öyle metrekare çok, de ne var? E, yani. Üst ha. kat var, bir de alt kat var, işte ha. öyle yani. Ha. Bir şey değilsin geldiğine.